Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Kimler var aramızda? Elif, Nur, Yalçın, İkraz, Senem, Melek, Koyun, Menekşe, Gülfidan, Zeynep, Şeyda, Sarı. Ben Tek Uzan Rehberlik Uzmanı İnce Hoca. Nasılsınız arkadaşlar? YKS Tayfa. Bir ses verin beni duyuyorsanız. Bir tanışalım. Bugün bir haftalık tatil süreci başladı okulu olanlar için. Mezun olanlar da eğer bir dershaneye vesaire gidiyorlarsa birazcık daha bir hafifleme söz konusu olmuş olabilir. O yüzden buradayız. Ara tatil nasıl değerlendireceğiz onu konuşacağız. Seminer boyunca sohbet panelini kullanabilirsiniz. Sorularınız oldukça oradan zaten yanıtlamaya çalışacağım. Özellikle plan program aşamasıyla alakalı biz çok fazla sorular alıyoruz. En çok da bu yüzden hani bunu konuşmak üzere aslında bir seminer yapmak istemiştik. Daha çok bize gelen sorular, hani genelde okulla beraber götüren öğrenciler biraz daha zorlandığı için bu bir haftalık tatilde neler yapmalıyız şeklinde geliyordu. Bu yüzden biraz bunları özetleyelim istedik değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde tatil gibi geçirmek istiyoruz. Evet, hani dinlenmek istiyoruz. Belki gezmek istiyoruz, belki işte hobilerimizle ilgilenmek istiyoruz ama şunu da farkına varmamız lazım. Biz sınav dönemi öğrencisiyiz. Tabii ki hiç kimse size hiçbir şey yapmayın, işte tatilde de hiç dinlenmeyin demeyecek ki benim önerilerimden birisi asla bu olmayacak. Ama şunu farkına varmamız lazım. Bu bizim için bir avantaj aslında. Yani ne yazık ki rakip demek zorundayım. Çok sevmediğim bir kelime de olsa rakiplerimizin gaza bastığı bir dönemde bizim de verimli geçirmemiz lazım ki bu dönemi tabii ki de sonrasında pişman olmayalım. Çünkü şu ana kadar eksiklerimizle gelmiş olabiliriz. Tam yeteri kadar soru çözememiş olabiliriz. Yeterince paragraf çözememiş olabiliriz. Aslında bunların hepsini kapatabilecek, tüm eksikleri kapatabilecek çok güzel bir haftalık bir zamanımız var. Bütün gün boş olduğumuzu düşündüğümüzde günde 8-9 saat bile ders çalışabilirsiniz. Yani toplam nereden baksanız 56 saatlik, 60 saatlik bir çalışma artırımı yapabileceğiniz bir döneme girmiş bulunuyoruz bir hafta içerisinde. Verimli geçirmek için tabii ki önerim hedef belirlemeniz. Bu süreçte birazcık daha sınırları zorlamamız lazım. Birazcık daha kendimizi dışarıdan, sosyal medyadan, telefondan, televizyondan soyutlamamız gerekecek. Hedef belirleyip hedefe ulaşmadan kendinize hani uyumama sözü verin mesela. Tabii ki bu sabahların işte sabahlara kadar çalışın değil. Günde 8 saat çalışacaksanız, öğlen 12'de bile başlasanız, akşam saat 8'de çalışmanız biter arkadaşlar. Bunu periyotlara bölerek de yapabilirsiniz. Ne gün ne yapacağınız belli olursa zaten stresten de uzaklaşmış olursunuz. Öğrencilerin zaten sınav hazırlık sürecinde en çok stres yaşama sebepleri ne zaman ne yapacağını bilemiyor olmaları. Burada önemli olan hedefinizi belirledikten sonra ona uymak için kendinizi motive etmeniz. Şöyle düşünün, seneye şu zamanlar işte vize haftasında olacaksınız. Bu süreçte işte üniversiteye kavuşmuş olacaksınız. Hayalinizdeki bölümü okuyor olacaksınız. Şimdi biraz kendinizi motive ederek ilerlerseniz aslında şu kendinizi azıcık sıkın dediğim şey size çok zor gelmeyecek. Bu yüzden birazcık daha çaba göstermemiz gerekecek. Eğer ki size haftalık bir program çok uzun geliyorsa günlük programlar da yapabilirsiniz. Yani bir gece öncesinden yarının planını hazırlayıp öyle uykuya dalabilirsiniz mesela. Tabii ki planınız çok ağır olmasın. Ben size biraz önce ne dedim? 8 saatlik bir çalışma dedim mesela. Ben size 12, 13, 15 saat çalışın demiyorum zaten. Ortalama 8 saat ki çoğunuz bir okula dershaneye gittiğinizde 8 saat, 9 saat derslere giriyorsunuz. Ki ileride üniversitede de böyle olacak. Ya da iş hayatına başladığınızda 8 saatinizi bir iş yerine ayıracaksınız. Haliyle aslında insan olarak baktığımızda bizim kaldırabileceğimiz bir yük 8 saat. Bunun üzerine çok çıkmanızı da önermiyorum. Tabii ki sınava biraz daha yaklaştıkça 10 saate kadar falan çıkabiliriz. Bir de plan yapmanın dediğimiz gibi en avantajlı yolu bir kendinizi motive etmek. Hani yaptıkça tik attıkça kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. İki kafa karışıklığına son verecek. Ben şimdi ne yapacağım sorusu ortadan kalkmış olacak.
Şu zamana kadar dediğim gibi birçok konu çalıştınız. Konuları belki dershanede ya da işte uzaktan eğitimde ya da okulda bitirdiniz. Bu zamana kadar eksik kalan birçok konunuz olmuş olabilir. Dört dörtlük gelmemiş olabilirsiniz. Şu an bütün eksikleri kapatacağımız bir dönemdeyiz. Belki bir daha bu kadar zaman bulamayacaksınız. Evet, 15 tatil vesaire de olacak ama şu an belki bir tık daha rahatsınız. O zaman daha büyük yoğunluklarınız olacak. O yüzden şu anki durumu biraz daha lehimize kullanmamız lazım. Tabii ki bu süreçte soru çözmeyi, tekrar yapmayı, gerekirse bir adet deneme çözüp seviyenize bakmayı da ihmal etmeyin derim arkadaşlar. Hedef belirlerken mutlaka ne çalışacağım, hangi konuya çalışacağım, tekrar mı yapacağım, sorumu çözeceğim, konumu çalışacağım gibi net hedef belirlemeniz lazım. Yani ders çalışmak bir hedef değil tek başına. O günkü hedefiniz işte Türkçeden, ses bilgisinden, konu çalışacağım, artı 28, 30 soru çözeceğim. Matematik temel kavramlar tekrar yapacağım. İşte 50-60 soru çözeceğim. Tarihte İslamiyet öncesi Türk tarihinden soru çözeceğim gibi net hedef belirlerseniz hedefinizi tamamlamanız da daha kolay olur. Öbür türlü ders çalışacağım derseniz o bir hedeftir ama masanın başına oturup öylesine çalışıyormuş gibi yapmak da içinizden gelebilir. Bazen hiç farkında olmadan kendinizi kandırabiliyorsunuz. O yüzden önemli olan hedefinizi net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Uyku düzenine dikkat edin. Şimdi genelde şunu görüyoruz biz tatil zamanlarında sizlerde. Biraz uyku düzeni kayıyor. Yaz tatilinde de çoğunuz bunu yaşamış. Hadi yaz tatili neyse diyoruz. Sınavlar bitmiş oluyor. Okul kapanmış oluyor. Hak ediyorsunuz ama bu ara tatillerde hemen bir sabahlara kadar oturayım aman sabahlar olmasın deyip öğlenlere kadar, akşamlara kadar uyuma moduna hemen geçiş yapıyorsunuz. Aman dikkat. Bu anında düzeninizi değiştirmeniz sizin psikolojinize yansır, stresinizi artırır, odaklanmanızı engellemeye başlar. Bu sebeple mutlaka yine normal uyku saatinizde işte maksimum gece 12'ye kadar belki çalışıyorsunuz. 12'de yatıp işte sabah yine 7'de 8'de uyanmaya gayret edin ki uyku düzeninizi değiştirirseniz geri adapte olmak, okula da adapte olmak çok çok zor olur arkadaşlar. Mümkünse geceleri uyuyun ve uykunuzu alın. Türkçe ben genelde artık YKS öğrencilerime bunu ayrıca açmak istiyorum. Türkçe çünkü gerçekten son zamanlarda özellikle TYT Türkçe paragraf soruları, mantık soruları çok zorlamaya başladı. Bu yüzden ara tatilde de günlük 30 tane falan paragraf çözmenizi öneriyorum. Hem hızlandırır sizi hem soru kaçırmanızı engeller. Çünkü bu etapta biliyorsunuz ki uzun ve çelişkili sorular gelmeye başlıyor artık. Bunu yapabilen öğrenciler de rutinde hiç aksatmadan paragraflarını çözebilen öğrenciler. Bunu yapanlar zaten burada çok net soru kaçırmamış oluyorlar. Ufak ufak denemelere başlayabilirsiniz. Çok yoğun değil, sadece seviyenizi görmek için. Hala konular bitmediği için denemede yoğunlaşmak sizin moralinizi bozabilir ama örneğin bu arada hafta bir deneme çözüp seviyenizi görüp eksiklerinize yoğunlaşmak adına güzel bir başlangıç yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani dediğim gibi çok yoğunlaşmayın. Ocak'ta falan bir tık daha yoğunlaşmalar başlayabilir ama şu anda en azından şu ana kadar bitirdiğim konularda ne seviyedeyim, ne kadar eksiğim kalmış bunu görmek için gayet güzel olur deneme çözmek. Tabii ki de robot değiliz, tabii ki dinleneceğiz. Tabii ki haftanın belki bir gününün yarısını kendinize ayıracaksınız. Örneğin işte o pazartesi okullar açılacak. İşte pazar günü belki işte sabahtan böyle birazcık çalıştınız. Öğleden sonra dinlenmeye ayıracaksınız. Şimdi okul temposu ya da pazarı tamamen ayıracaksınız. Belki 6 günlük bir yoğun tempo çalışacaksınız. Ya da pazar günü arkadaşlarınızla dışarıda buluşmak isteyeceksiniz. Hava çok güzel olacak vesaire gibi. Bunları tabii ki yapabilirsiniz. Zaten robot değiliz. Zaten sınav hazırlık sürecinde hiç dinlenmeyeceğiz diye bir şey yok. Çoğu aday bunu yaptığı için de yanılıyor. Bu da yanlış bir yöntem. Ama önemli olan hani her günü dinlenerek geçirmek değil. Mutlaka planlı gitmek budur zaten. Her şeyi dengede yaşamak. Dinleneceğim de, kitapta okuyacağım, hobilerimle de ilgileneceğim ama dersime de çalışacağım. Bir gün 24 saat arkadaşlar 8'ini uykuda geçirseniz, 8'ini ders çalışsanız size geriye 8 saat kalıyor. Bu 8 saatte isterseniz televizyon izleyin, isterseniz arkadaşlarınızla buluşun, isterseniz oyunu oynayın. Ama o 8 saati verini çalışın ki bakın hepsine eşit ayırdım. Hiçbirine fazla ayırdım. Derse daha uzun süre ayırmadım. Hepsini eşit böldüm, üçe böldüm. Demek ki hepsini doğru bir şekilde yaparsam her şeye vakit kalıyor. Dinlenirken kitap okumaya neden bu kadar öneriyorum? Sınavlar artık okuduğun anlamı üzerine gelmeye başladı. Sen ne kadar okursan sınavda matematik sorularında dahi o kadar başarılı olursun. Çünkü okuduğunu anlamadığın sürece bütün formülleri ezbere de bilsen o matematik sorusunu maalesef yapamıyorsun. Geometri sorusu yapamıyorsun. Bu yüzden okumak bu kadar önemli.
Onun dışında tabii ki böyle size ilham veren filmler izleyebilirsiniz. Dediğim gibi kendi kendinize günlük tutabilirsiniz, yazabilirsiniz. Sevdiğiniz aktiviteleri yapabilirsiniz ama kafanızı dinlendirmek için ve veriminizi arttırmak için kitap okuma gibi çok güzel bir aktiviteyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Artık dediğimiz gibi baktığınız zaman hani gerçekten birçok adayın öne geçeceği bir dönemdeyiz. Artık tatilleri iyi değerlendiren ve hedeflerine bir adım daha ulaşanlar olmaya başladı. Bu sebeple sizler de eğer bu ara tatili değerlendiremezsem çok daha çabuk kopabilirim düşüncesine girin ve bu ara tatili çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Birileri önde, birileri arkada olacak bu sınav sonucunda. Unutmayın, önde olanlardan olmak istiyorsanız şu dönemi çok iyi geçirin derim. Sorularınız varsa alabilirim. Sohbet panelini kullanmadınız, o yazmadınız ama soruları olanlar ya da katılanlar, katılmayanlar yazabilirler. Elif Nur, İkra, Menekşe, Ramazan, Sema, Sena, Şeyda, Zeynep. Sizler de sorularınız vesaire varsa bu süreçle alakalı yazabilirsiniz. Başta bir selam verdim ama çok sohbet panelini kullanan olmadı. Herhalde yok. O zaman hepinize iyi tatiller diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Bir video oynatıyorum sizler için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Rica ederim Menekşe. Heh, şimdi geldi. Bir sürü kitabım var. Ders kitaplarını da atmadım diyor Sema. İyi yapmışsın. Hangisinden başlamalıyım? Şimdi kitaplarını bilmiyorum ama kolaydan zora doğru başlaman daha mantıklı. Önce kolayları, mesela konu anlatımında çalışıyorsun ya, örnek veriyorum, konu çalışmalarını yaptın ya, sonra kolay seviyeli bir soru bankan varsa önce o konuyla alakalı onu çözüp sonra zora geçmen daha mantıklı olur. AYT'de çalışmalı Zeynep. TYT artı AYT'yi şu an beraber götürmeye başlamanız lazım artık. Hani Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta olsaydık önce TYT ile başlayın derdim. Ama artık Kasım'ın ortasındayız. TYT artı AYT'yi beraber götürmeniz taraftarıyım. 12. sınıf mı yoksa TYT ağırlıklı mı olsun? TYT ağırlıklı olsun bence. Çünkü şimdi 12. sınıf MEP müfredatı ama siz TYT'ye gireceksiniz, o ÖSYM müfredatı olacak. O yüzden TYT ağırlıklı kaynaklar daha verimli olur. MEP'in 3 adım serisini ne zaman çözmeliyiz? Şöyle söyleyeyim, şu anda sizin elinizdeki kaynakları bir çözmeye başlayın. Biraz daha sonlara geldiniz. Yani sonlar dediğim direkt hani sınava çok yakın bir zaman olarak düşünmeyin. Şubat'tan sonra falan daha mantıklı olur. Şu anda hala konu öğrenmeler devam ediyor çünkü. 12. sınıf ağırlıklı çalışıyorsun, aslında AYT'de biraz daha başarılı olacaksın demektir Menekşe. Okulla beraber tabii ki okul derslerin için 12. sınıf çalışmalısın ama TYT'de ihmal etmemelisin. TYT %40 etkili, hani bu azımsanacak bir oran değil. O yüzden TYT artı AYT beraber götürmek daha doğru olur. Ara tatil için TYT AYT mi gitmeliyiz? Şöyle söyleyeyim, eğer ki şimdiye kadarki çalışmalarınızda TYT artı AYT gittiyseniz öyle gitmelisiniz. Ama şimdiye kadar sadece TYT çalıştıysanız ara tatilde TYT eksilerini kapatın, ara tatil bitimiyle TYT artı AYT'e devam edin. Yeni bir şey başlamak belki sizi biraz modunuzu düşürebilir. Her gün problem paragraf geometri çözmen gayet güzel TYT için ama eksik konum varsa onları da kapat Menekşe. Örneğin tarihte, coğrafyada, kimyada, fizikte eksik konuların varsa onları da tamamlayabilirsin. Okul sınavlarına çok önem vermeniz, çünkü okuldan bir puan alacağız. Bir, iki mezun olamazsak zaten hiçbir anlamı olmayacak sınavı kazanmamız. O yüzden okulla beraber götürmek. Yani şöyle, okuldaki sınavlarınızı ihmal etmeyin. Puanlarınız olabildiğince yüksek tutun. Zaten hocalar da fazlasıyla yardımcı oluyor 12. sınıf öğrencilerine. Ama örneğin okuldan geldiniz ya, 2 saat okul sınavlarınız için 3 saat ayırıyorsanız 5 saat YKS içinde çalışma ayırın. Günde 8 saat çalışıyorsanız. Seni neredeyse hiç hatırlamıyorum demiş İkra. Kolay olan konuları seçip, mesela fizik, kimya, biyolojide ikişer tane falan kolay konu seçip, işte kimyada atom, periyodik cetvel gibi, işte metal, asit, ametal, asit, baz, tuz gibi, işte biyolojide DNA, RNA, işte organeller, hücre, metabolizma, bölünmeler gibi. Fizikte fizik, evet, eşit ağırlıklara bir tık daha zor geliyor ama belki sadece kuvvet, hareket, vektörler falan çalışıp bile gelen ikişer soruyu, birer soruyu yapıp oradan da puan kazanabilirsin. Şimdi eğer ki Elif Nur geçen sene sınava girdin, tercih yaptın ve bir yeri kazandıysan, bu sene tekrardan sınava girdiğinde okul puanın düşer.
Ama sen geçen sene değil, bir önceki sene kazandıysan ve gitmediysen, geçen sene kırılmıştır, bu sene kırılmaz. Konuya direkt çalışmanız şu an doğru değil. Sınava çok az bir zaman kala doğru. Örneğin sınava bir ay kaldı ve yetişmeme endişesi yaşıyorsunuz. Yetişme endişesi yaşıyorsunuz ki biz yapay zeka ile hazırlıyoruz öğrencilerimizi sınava. Biz böyle bir durumda mesela bizim yapay zeka sistemimiz otomatik konu elemeye başlıyor. Diyor ki, bakıyor bütün her şeyi ölçüyor, tartıyor. Hemen diyor şeyler yetiştiremeyecek belli. O zaman ben hemen ona öncelikli konuları getireyim. Puanı daha yüksek olan, daha çok soru çıkan ve öğrenme süresi daha az olan, şeyden yapabileceğine emin olduğum konuları getireyim diyor. Ve direkt o konuları çalışmanı sağlıyor. Ama şu anda mantıksız olur. Kesin diye bir şey yok Zeynep. Yani çıkmış soruları çözün, Mobbing kitaplarını 3 adım serisini çözün, elinizdeki kaynakları çözün, olabildiğince soru çözün ama 3 adımları çözmeyen sınavı kazanamaz diye bir kural yok. Neyi bulursanız onu çözün. Ama çıkmış soruları çözmelisiniz bence. Kesin çözmelisiniz. Ayırdığım, atladığım soru var mı? Rica ederim Şeyda, ben teşekkür ederim. Hayallerinize kavuştunuz, bir yıl olsun. Her şey çok güzel olsun sizin için. Çok önemli bir yıl, farkındayız. Ama bu kadar önemli bir yılı kendinize harap ederek geçirmeyin. Tabii ki dediğim gibi hobilerinizle ilgileneceksiniz, dinleneceksiniz de. Ama hayalleriniz için bir tık daha fazla çalışacaksınız ki o zaman gerçekleştiğinde mutluluktan havalara uçacağınız günler yaşayın. Şu an TYT eksikliğini kapatabilirsin. Okul başında TYT'yi birlikte yürütebilirsin. Destek alıyorsan eğer rehberlik uzmanından program rica edebilirsin, de okul rehberliğinden program rica edebilirsin eğer kendini hazırlayamıyorsan. Ya da bizim yapay zeka panelimizle beraber ilerleyebilirsin mülkiye. Çünkü biz burada tamamen bireysel programlar hazırlıyoruz. Hani senin eksiğin neyse eksiklerine yönelik programlar hazırlıyoruz. Eğitim koçuyla ücretsiz görüşme şansınız da var. Bugüne özel eğitim koçumuzla ücretsiz görüşmek için de bir link paylaşacağız zaten sizinle. Ona tıklayın, direkt WhatsApp hattına gideceksiniz. Oradan da eğitim koçlarıyla birebir de görüşme şansınız olacak. Şu an bir link paylaştık. Yani beraber götürmen lazım. TYT biraz daha hafifletip AYT ağırlıklı gitmen gerekecek. Hatta TYT'nin çoğu konusunu bitirdiğin için artık ne olacak? TYT'den günde mesela 3 saat çalışıyorsun, AYT'den 5 saat çalışacaksın gibi. Birazcık da AYT'yi yoğunlaştırman lazım. %60 etkili çünkü. Bekliyorum yine soru sormak isteyen olabilir diye. Bir de video oynatacağım sizler için. Linke tıklayıp eğitim koçumuzla bir seans ücretsiz görüşüp tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Öyle bir şey yok işte şeyde. Yani böyle bir net sayı yok. O sana göre değişir. Senin matematik seviyene, senin günlük çalışabileceğin süreye, sınava kalan süreye, senden günde kaç saat çalışmanı istediğimize göre değişir. Bu yüzden yapay zekadan ücretsiz bir program hazırla istersen, kendi seviyeni ölç. Yapay zeka panelini kullanabilirsiniz şu an. Bir hafta ücretsiz deneme şansınız var. Kendi seviyenizi ölçersiniz. Seviyenize göre günde kaç saat çalışmanız gerekiyor ve size özel bir haftalık bir program. Bu programda ara tatil boyunca kullanabilirsiniz. Bununla alakalı dediğim gibi eğitim koçumuzla görüşün. Onlar size örnek bir hesap açsınlar. Örnek programı bir hafta uygulayın. TYT ne zaman bitmeli? Seviyenize göre değişir. Ortalama olarak beraber de sınava kadar birlikte de götürebilirsiniz. AYT'ye en geç Aralık'ta falan başlamanız lazım. Aralık, Ocak gibi. TYT bittikten sonra AYT'ye başlayacağız diye bir kural yok. TYT'ye başta başlarsınız. Birkaç ay sonra AYT'ye başlarsınız. Şu an AYT'ye başlayan çok öğrencim var benim. TYT AYT'ye beraber götürüyorlar. Yani bu kişiye göre değişiyor birazcık. Biz burada kişiye özel hizmet veriyoruz. Yani bizim kurumumuzun aslında mottosu bu. Kişiye özel eğitim verdiğimiz için sizi de tanımamız gerekiyor. O yüzden Mülkiye'ye ne önereceğim, Şeyda'ya ne önereceğim. Bunlar değişiyor. Bu yüzden eğitim koçlarımızla görüşürseniz onlarla zaten daha detaylı bilgilendirme almış olursunuz onlardan, hem de eğitimler hakkında bilgi almış olursunuz. O zaman hepinize başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz tekrar.